Arkadaşlar, buraya gelen herkes milli iradeyle geldi. Siz oy aldıysanız muhalefet patates toplayarak gelmedi. Biz de bu ülkenin toprakları içinden, şehirlerinden seçilip geldik. Biz uzaydan gelmedik. Biz de uzaydaki insanların tasarılarını veya taleplerini buraya iletmiyoruz. Biz de toplumdaki istekleri, talepleri veya size dönük eleştirileri iletiyoruz. Bu da doğal bir şey. Kaldı ki öfkeli olmak, şikayet etmek bize yakışır muhalefete. Ama siz bir iddiada bulunarak bir seçime girdiniz ve bu seçimi kazanarak iktidar oldunuz. Size yakışan icraat etmektir. Ama sizin yaptığınız şey devamlı şikayet etmek, devamlı taziyede bulunmak, devamlı acıları paylaşmak. Şimdi ben burada grup başkan vekiline birkaç belge göstermek istiyorum. Diyor ki siz bir şey söyleyin, öneride bulunun, biz kabul edelim. Buyurun arkadaşlar, 3 yıl içerisinde HDP grubu 135 tane meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen 0. MHP grubu 150 tane meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen 0. CHP grubu 238 meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen 2. AKP grubu 94 tane meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen hepsi. Şimdi biraz önce siz bize üstenci, üsten bakan, işte bilgiç tavırlar falan. Ben söylüyorum, bu rakamlara göre üstenci, üsten bakan, muhalefeti dinlemeyen, başkasının ortak aklına ihtiyacım yok diyen, kendimden başka akıllı tanımıyorum diyen kimdir acaba? Rakamlar burada. Bu bir saygısızlıktır bir kere. Bu kadar insanın bu 3 yıl içerisinde bir tane mi işe yarar fikri olmadı? Bir tane mi akla, mantığa, vicdana uyan, hukuka uyan yarar olmadı?